Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patatesleri haşlayarak başlayalım. 4 tane orta boy patates. Suyumuz üzerine geçecek kadar olacak. Tabi bu tencerenin oranına göre değişir. Ben yine de sayılı su ölçüsü vermek istiyorum. 7 bardak su verdim. Şu patates biraz şişman olduğu için tabi kapatmadı. Onu doldurmaya kalkarsak suyumuz fazla olur. İçine bir yarım tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuz ne yapacak? Hem ısıyı yükseltecek hem de kabukların daha çabuk soyulmasını sağlayacak. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yakalım. Kapağını kapatalım. Hafiften bir ırık bırakalım. Her ihtimale karşı taşma yapmasın diye. Kaynadıktan sonra ne yapacağız? Kapağını tekrar düzgünce kapatacağız. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Kapağı tam kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Kısık ateşte için için pişmesini bekliyoruz. Patatesleri bir kontrol edelim. Ocağa atalı tam 40 dakika oldu. Bu tabii ki patatesin cinsine göre değişir. İki tane kontrol etme şekli var. Biri şöyle parmağınızı bastığınız zaman içine doğru çökecek. İçine doğru çöküyorsa patatesler pişmiş demektir. İkinci kontrol etme şekli de kürdanı saplayacağız. Çekeceğiz. Çekerken patatesler geri düşecek. Eğer patatesler geri düşmüyorsa bu demektir ki patatesimiz pişmemiş demektir. Şöyle çekiyoruz. Patatesi alıp geri yukarıya gelmeyecek. Patateslerimiz olmuş. Süzdüreceğiz. Soğutmadan soyacağız ki daha kolay olsun. Yanımızda bir soğuk su bulunsun. Patatesler ne kadar sıcak olursa o kadar çabuk soyulur. Görüyor musunuz? Ne kadar çabuk soyuluyor. Tabi çok sıcak oradan oraya oradan oraya gezdiriyoruz. Hemen elimizi ıslıyoruz. Soğuttuğumuz zaman patates kabuğa yapışır. Yarısı çöpe gider. Bir saatte de soyamayız. Her işin bir zorluğu var. Bunun zorluğu da sıcak olması. Patateslerimiz hazır. Hemen bir çatal yardımıyla patatesleri bir ezeceğiz. Buhar görüyor musunuz? Efsane. Buhar bile efsane. Bunu tam püre kıvamında yapmayacağız. Çatalın ezdiği kadar daha sonra elimizde de yoğuracağız. Patateslerimiz hazır. Sıra geldi karışımına. Bir tutam maydanoz. En ufak boyundan bir tane kapya biber. Kapya biberleri ince doğrayalım. Bir tane yeşil biber. Elinizde hangi biber varsa onu kullanın. En ufağından bir tane yeşil soğan. Bu malzemeleri patatesle buluşturacağız. Patatesimiz hala sıcak. Elinizde varsa tereyağı, sıvı yağ fark etmez. İçine bir tatlı kaşığı atın. Patatesin sıcağıyla içinde erisin. Eğer bunun içi yağsız olursa boğazımızda sarar, yapışır. İstediğimiz gibi lezzeti elde edemeyiz. Baharatlarını atalım. Patates tuzu inkar eder. Yarım tatlı kaşığı tuz, göz kararı. Tabii tercih sizin. Karabiber, yarım tatlı kaşığı. Pul biber, acıyı sevdiğiniz kadar. Baharatımız bu kadar. Tabi böyle kalmayacak. Şimdi birazdan bunu karıştıracağım. Elime eldiven takıp. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ. Her tarafını bir yağlayalım. Bu arada tabi elimizi de yağlamış olduk. Çok fazla olmamak kaydıyla patatesleri bir hafiften bir yoğuralım. Bütün sebzeler birbirine karışsın.
Yağlı tavamızın dibine yavaş yavaş bastırarak şekil aldıralım. Her tarafı aynı kalınlıkta, aynı ölçüde olsun. Patatesimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavayı ocağa koyduk. Ocağımızın altını yaktık. Önce tavamızı bir ısıtacağız. Ortalama bir 30 saniye kadar. Ondan sonra altını kısacağız. Şöyle altını da gösterelim. 30 saniye dedim. 35-40 saniye oldu. Altını kısıyoruz. Isık ateşte altının yavaş yavaş kızarmasını bekliyoruz. 2 dakika geçti. Şöyle bir sallayalım. Kenardan da hafiften görmeye çalışalım. Yemeğimiz olmuş. Zaten rahat bir şekilde sallanıyorsa olmuş demektir. Tavamız uygun bir tabak bulalım. Yapışmasın diye. Sonra tavaya koyarken dibine yapışır kalır. Hemen şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Tekrar az bir sıvıya daha çalıyorum dibine. Şöyle her tarafına güzelce bir yayalım. Kenarlarını da şöyle bir yapıştıralım. Orta ateşte 3 dakikada buram pişti. Çıtırtı seslerini fazla duymaya başladığınız zaman yanıyor demektir. Ona göre dikkatli olun. Ve şöyle salladığınız zaman çok rahat bir şekilde sallanması gerekiyor. Şimdi tabii ben de çevireceğim, ben de bakacağım nasıl olmuş diye. Tavanıza uygun olsun, tavanızın içine yerleşsin. Yoksa çevirmede sıkıntı yaşarsınız. Yemeğimiz bu. Şöyle bir çevirelim. Biraz soğuması gerekiyor. Kendini çekmesi gerekiyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Bu tür yemeklerde genelde olmuyorsa sebebi yemeği bekletmediğimizden dolayı acele etmeyeceğiz. Yemeğin soğumasını bekleyeceğiz. Yemeğin soğumasını beklersek istediğimiz neticeyi elde ederiz. Bunu soğutmamış olsak istediğimiz gibi çıkartamayız. Hemen şöyle gösterelim. Görüyor musunuz? Kesinlikle dağılmaz. Yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.